Türkiye'nin katkılarıyla hazırlanan Haberin Sesi devam ediyor. Haberin Sesinden bir kez daha merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz yayınımıza. Reklam arasına gitmeden önce de sizlere ifade etmiştim. İl Halk Sağlığı Müdürü Sayın Mustafa Kasapoğlu bizlerle birlikte. Kendisini ağırlayacağız bu bölümümüzde ve halk sağlığının çalışmalarından söz edeceğiz. Bu çalışmalar neler? Sayın Kasapoğlu'dan dinleyeceğiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Bize vakit ayırdığınız için, davetimizi kırmadığınız için, burada olduğunuz için. Özellikle ben teşekkür ediyorum. Bu fırsatı bize verdiğiniz için. Sağ olunuz efendim. Bugün halk sağlığının çalışmalarından söz edeceğiz. Programa girmeden önce de konuştuk esasen. Konuşacağımız konuların her biri aslında ayrı ayrı birer program konusu. İlerleyen günlerde bunları ayrı ayrı konuşma fırsatımız olacak. Belki onları değerlendireceğiz ama bugün genel olarak halk sağlığının çalışmalarından söz edeceğiz. Bu çalışmaların amaçlarından söz edeceğiz. Yine haberlerimize konu olan projeleriniz var biliyoruz ki. Evet. Ortak çalışmalarınız var bazı kurumlarla, yerel yönetimlerle. Bunları genel olarak değerlendireceğiz. Dolayısıyla bir giriş yapalım dilerseniz. Halk sağlığı neler yapar? Çalışmalarının amaçları nelerdir? Böyle başlamış olalım. Evet. Sonrasında başlıklarımıza geçelim. Ben özellikle teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Halk sağlığı ne iş yapar? Halk sağlığı, önce sağlığı tarifleyelim. Sağlık, hastalık, sakatlığın olmaması değil. İnsanın bedenen, ruhen, sosyal yönden tam bir iyilik halinde bulunması olarak tanımlıyor. Evet, sadece sağlığı. Bedenen de değil. Bedenen öyleyse. Değil. Ruhen ve sosyal yönden. Özellikle o sosyal yönü de ekledik, eklendi. Sosyal yönden de tam bir iyilik hali içerisinde bulunması olarak tarif ediyor sağlığı. Halk sağlığı ne yapıyor? Halk sağlığı özellikle çevreyi, bireyi ve buna bağlı olarak erken tanı ve koruyucu sağlık hizmetlerini ön plana çıkarıyor. Çevre dediğimiz zaman aklınıza ne geliyorsa çevrede, suyundan diğer etkenlere varıncaya kadar insan sağlığını etkileyecek tüm çevresel faktörler hepsi Halk Sağlığı Müdürlüğü irdeliyor. Aynı şekilde bulaşıcı hastalıklar, bulaşıcı hastalıkların önlenmesine dair aklınıza ne geliyorsa aşısından tutun da hasta olmadan, kişi hasta olmadan ya da bulaş olmadan yapılması gereken tüm iş ve işlemlerin hepsi halk sağlığı sorunları arasında. Evet. Yine birey sağlığı, bireyin sağlığını önceliyor. Yani sağlıklı bireyi önceliyor halk sağlığı aslında. Yani bugün hareketli yaşam, sağlıklı beslenme, hepsi çok kapsayıcı. Bunun tütünle mücadele, yani sağlıklı birey nasıl olması gerekiyorsa halk sağlığı bunları belli bir program çerçevesinde programlayıp vatandaşla buluşturma yönünde çalışma yapıyor. Yani halk sağlığı özellikle koruyucu hekimliği. Evet. Koruyucu hekimlikle beraber yapılması gereken neler varsa bunları önceliyor halk sağlığı. Bizim de burada Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak aile hekimleriyle beraber toplum sağlığı, aile hekimleri, ketemler, açsaplar tüm çalışanlarla beraber bu koruyucu sağlık hizmetleri vatandaşta buluşturmak. Bunu her yönüyle bugün buraya geldik. İşte bugün vatandaşa meramımızı anlatmak isteyeceğiz. Bugün buradayız. Aile hekimleri kendi bölgelerinde vatandaşa bunu anlatıyorlar. Değil mi? Toplum sağlığı merkezleri aynı şekilde paydaşlarına ve vatandaşa koruyucu sağlık hizmetlerini anlatıyor. Yani biz halk sağlığı olarak çalışanlarımızla beraber vatandaşa sağlığı, koruyucu sağlık hizmetlerini anlatmayı hedefliyoruz. Evet, ki bunu her fırsatta da dile getiriyoruz. Tedavinin etkin olabilmesi için koruyucu önlemler çok önemli. Hem daha ekonomik hem kişiye zarar vermeden kişinin bazı kayıplara uğramasını engellemek çok daha anlamlı. Yani hayat standartını, sağlık standartını kişinin hayat standartı ve sağlık standartını yükseltmek. Ana hedefimiz bu zaten. Evet ve bu kapsamda da kaliteli çalışmalar bir hayat sürüyor. Geçirmesini sağlamak.
Kesinlikle. Bir yapılanma var tabii ki bu çalışmalar yürütülürken. Evet. Esasen siz de bazı ipuçlarını verdiniz. Ketem'den söz ettiniz, aile hekimlerinden söz ettiniz, evet, toplum sağlığı merkezlerinden söz ettiniz. Dolayısıyla bu yapılanmadan da çalışma prensiplerinizden de birazcık söz etmekte fayda var. Nasıl bir yapılanma var halk sağlığında? Halk sağlığı 2012 yılında 2011'de 660 sayılı kanunla, kararnameyle beraber 2012 yılında resmen kurum olarak faaliyete geçti ve halk sağlığı müdürlükleri teşkilatları kuruldu. Evet. Önceden ne vardı? Sağlık Müdürlüğü vardı. Sağlık Müdürlüğü'nden Halk Sağlığı Müdürlüğü, kamu hastaneleri genel sekreterlikleri illerde kuruldu. Bazı illerde bu kamu hastaneleri genel sekreterleri birkaç tane var. Ankara gibi, İzmir gibi. Bunlar da iki ve üzeri genel sekreterlikler var. Şimdi halk sağlığı, neden halk sağlığı kuruldu? Neden kamu hastaneleri kuruldu? Kamu hastaneleri ikinci, üçüncü basamak dediğimiz tedavi edici, evet, hastane ayaklarına bakıyor genel sekreterlik. Halk sağlığı da birinci basamak dediğimiz koruyucu, önleyici sağlık hizmetlerini sunan birim. Evet. Bizim birim içimizde kimler var? Aile hekimleri var. Şu an Samsun'umuzda 367 tane aile hekimi birimi var. Aynı onların yanında çalışan 367 tane yine aile sağlığı elemanı, ebe hemşireden evet, müteşekkil. Aynı şekilde bizim sahada KETEM dediğimiz birimlerimiz var. KETEM ne? Kanser erken teşhis tarama, evet, birimleri. Buralarda ne yapıldığını ilerleyen dakikalarda söyleyeceğiz inşallah. Onun haricinde ana çocuk sağlığı birimlerimiz var. ACSAP diyoruz biz buna. Burada da 3 aşağı 5 yukarı yine koruyucu sağlık hizmetleri, kadına dönük. Değil mi? Bu da çok önemli. Birimlerimiz var. Yine aynı şekilde verem savaşlarımız var. Verem savaş deyince yine aklımıza tüberküloz geliyor. Yani öncelerin veremi, filmlere konu olan veremi. Kurtuluşu olmayan şimdi bir hastalık. Aynı şekilde verem olarak ifade birimlerimiz, verem savaş birimlerimiz devam ediyor. Yine birinci basamak toplum sağlığı merkezlerimiz var. 17 ilçede, evet, var. Toplum sağlığı başkanlarımız var. Yani toplarsak biz Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak 2012 yılında Sağlık Müdürlüğü yapısından ayrılıp Halk Sağlığı Müdürlükleri kuruldu ve yaklaşık 2000 civarında personeliyle tüm Samsun'un her yerinde ama kesinlikle istisnasız her yerinde hizmet üretmeye çalışıyoruz. Yani bugün Vezir Köprü'de ben şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Biz aile hekimliğine geçmeden Halk Sağlığı Müdürlüğü ile beraber diyelim, Vezir Köprümüzde 3-4 tane pratisyen hekim arkadaşımız vardı. 5-6 tane uzman arkadaşımız vardı. Bugün geldiğimiz noktaya baktığınız zaman işte bu yapılanmayla beraber bunlar. Şu anda Vezir Köprümüzde 30 tane aile hekimimiz var. Evet, o gelişimi de yani net bir bugün, şekilde gösteriyor bugün bu rakam. Vezir Köprü'nün Asarcığın, Ayvacığın bunlar bizim kırsal alanlarımız. Ondan sonra Havza'nın, Ladi'nin, buralarda Salı Pazarı'nın, buralarda artık yani hekimlerimiz var. İnsanlar sağlık hizmetlerini direkt gidip hekimlerden alıyorlar. Çok kolay şekilde hekimlere ulaşabiliyorlar. Hekimlere akıllarına bir şey takılıyor, bir şey sormaları gerekiyor. Hekimlerine gidiyorlar, danışmanlık hizmeti alıyorlar artı. Evet, bu da çok önceden önemli. Ne vardı? Sağlık evlerimiz vardı sadece sahada örgün bir şekilde. Şimdi aile hekimlerimiz var. Artık yani böyle bir dönüşümü yaşadık. Dönüşüm, aile hekimliği dönüşümü peşinden de halk sağlığıyla yapılanmasıyla beraber daha etkin ve verimli bir hizmet sunumu başladı. Özellikle altını çizmek istiyorum. Kesinlikle ve çok kapsayıcı nitelikte olduğunu çalışmaların görmüş olduk bu anlatımınızla esasen. Toplumun her kesimine ulaşıyor halk sağlığı. Bunu da çok net bir şekilde söyleyebiliyoruz esasen. Dediğim gibi her birine ayrı ayrı konuşmakta fayda var. Programımız belki yetersiz kalacak ama aile hekimliği üzerinde isterseniz birazcık duralım ilk olarak. Nasıl bir çalışma sistemi söz konusu, aile hekimlerinin danışmanlık yaptığını da ifade ettiğiniz bir noktada ve sağlığa ulaşımı çok kolaylaştıran bir sistem olduğunu biliyoruz. Aile hekimliğinin. Evet. İnsanlar artık kolaylıkla sağlık hizmetine ulaşabiliyorlar etkin bir şekilde. Nasıl bir çalışma sistemi var aile hekimliğini birazcık açacak olursak? Şimdi ben özellikle aile hekimliği Samsun'umuzda ilk başladığı günü ben de aile hekimiydim.
Yaklaşık 2007 yılı Mart ayında başladık. Evet. Haziran ayına kadar aile hekimi olarak çalıştım. Özellikle altını çizmek istiyorum. Tecrübeleriniz de var dolayısıyla bu konuda. Ve keyifli ilgili bir sunumdu benim için o dönem. Biz hep aile hekimliğine başlarken ve halen daha öyle, aileden biri olarak kendimizi gördük hep. Gerçekten benim başladığım dönemde 3300 nüfusum vardı. Şu an Samsun'da aile hekiminin başına düşen nüfus ortalaması 3500 civarında. Aile hekimi 3500 nüfustan sorumlu kişi. Evet. Neyinden sorumlu? O 3500 kişinin sağlık sorunlarından, aklınıza sağlıkla ilgili hem bedeni hem ruhi hem sosyal hepsini alabilirsiniz. Yani danışmanlık diyoruz ya, yani bir ergen danışması, danışmanlığı, bir evlilik danışmanlığı hizmeti. Ne bileyim, aklınıza gerçekten aile hekimliği toplumun entelektüel kapasitesinin arttırılması yönünde aklınıza ne geliyorsa bütün gerçekten bu tip danışmanlık hizmetlerini veren bir birim. Ama geldiğimiz noktada aile hekimliği, ben özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Bugün bağımsız kuruluşların yapmış olduğu anketler, özellikle aile vatandaşın memnuniyeti açısından şu anda aile hekimliği uygulaması vatandaşın en fazla memnun olduğu bir uygulama. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Kaynak Bakanlığı'nın kendisi. Evet, amacına ulaştı dolayısıyla yani, bu çalışmalar şimdi öyleyse. Biz bunu daha da üst seviyelere çıkarmak istiyoruz şu anda. Hazır fırsatımız gelmişken, şu anda Samsun'da 367 tane aile hekimimiz var dedik. Onun haricinde 135 tane de aile sağlığı merkezimiz var. Aile sağlığı merkezimiz dediğimiz aile hekimlerinin beraber çalıştıkları yere aile sağlığı merkezi diyoruz. Aile sağlığı birimi de bir aile hekimi ve aile sağlığı elemanından oluşan birimle diyoruz. Şimdi bizim 135 tane, 137 tane aile sağlığı merkezimiz var. Şimdi 135 tane aile sağlığı merkezimizde Samsun'un tüm sahasında yaygın bir şekilde hizmet üretmekteyiz. Şimdi bu yeterli mi? Bizim ana felsefemiz neydi aile hekimliğinde? Biz aileden bir birey olmaktı bizim ilk sloganımız. Evet. Artı yine burada telaffuz edelim isterseniz. Sek zincirini aslında getirmekti. Aile hekimliği ilk geldiği günlerde de sek zinciri gelsin deniyordu. Evet. Şimdi bu yeterince hekimimiz olmayışından, insan kaynaklarının eksikliğinden hatırlarsanız 2008 yılında ya da 9 yılında pilot il olarak 4 ilde sek zinciri uygulamaya başlandı. Ama az önce bahsettiğim gibi aile hekimin başına düşen nüfusun fazla olmasından kaynaklı olarak bu sek zinciri istediğimiz gibi şekilde başarılamadı. Evet. Ve bir süre kenara koyuldu. Şimdi yine benim şu an itibariyle yapmış olduğumuz çalışmalardan anladığım kadarıyla önümüzdeki süreçte aile hekimlerinin kişi başına düşen, aile hekimi başına düşen nüfusu bakanlık artık 2500 ve altına indirmeyi hedefliyor. Evet. Bu ne demek? Biz artık insan kaynağımız yavaş yavaş yeterli hale geliyor. Değil mi? O altyapı bir, oluşmaya başladı. O altyapı oluşmaya başladı. Bir start verilmişti bundan 4 yıl öncesinde. Artık tıp fakültelerimiz öğrenci sayılarını arttırdılar. Yeterince tıp öğrencisi mezun olmaya başladı. Şimdi biz diyoruz ki artık aile hekimlerinin nüfuslarını da düşürelim diyoruz. Bunu niye yapıyoruz? Üretmiş olduğumuz sağlık hizmetini daha etkin kılmak için. Değil mi? Daha yani çok. Ben aile hekimi olarak bana bağlı olan nüfusun her şeyini bilmek durumunda kalıyorum artık. Takibi de gerektiren bir durum var burada. Yani her şeyiyle. Kronik hastalıklarının takibinden tutun da aşılarına, ilaçlara varıncaya kadar her şeyi aile hekimi artık daha iyi, daha efektif bir şekilde takip etme durumunda kalacak. Aslında burada 2500 ve altı nüfusla ilerleyen süreçte ben umut ediyorum ki ilerleyen süreçte
sevk zinciri de gelecek artık. Evet, bunun da altyapısı oluşmaya başladı. Bunun da altyapısı. Biz şu an itibariyle Samsun'umuz için özellikle altını çizmek istiyorum. Bir çalışma yaptık. Bu çalışmayı bakanlıkla beraber yaptık. Bu çalışmayla da bizim aile hekimi başına düşen nüfusu 2500 altına düşecek bir planlama yaptık. Bunun için inşallah önümüzdeki süreçte Samsun'umuzda yeni aile sağlığı merkezleri planlama durumundayız. Bunları valiliğimizle, defterdarlığımızla hep beraber çalışıp planlayıp sonunda fiili bir durumda aile sağlığı merkezleri inşasını tamamlayacağız inşallah. Evet, hayata geçecek. İnşallah. O zaman da konuşacağız belki inşallah. Bunları yine dile getireceğiz. Bu arada ekranlara da sizin yapmış olduğunuz çalışmalara dair fotoğraf kareleri yansıyor. Onu da seyircilerimize belirtmekte fayda var. Genel olarak projelere dair, çalışmalara dair fotoğrafları izleyebiliyorsunuz efendim. Ve koruyucu önlemlere yönelik çalışmalarınız olduğunu ifade ettiniz ki bunun ne kadar önemli olduğunu artık söylemeye dahi gerek yok. Hem kişi açısından çok konforlu, hem hekimlerimiz açısından. Hem birçok şeyin israfı da önlenmiş oluyor esasen koruyucu tedbirler sayesinde. Evet. Peki bu noktada neler yapıyor halk sağlığı koruyucu olarak toplumu korumak koruyucu adına? Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında neler yapıyoruz? Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında aslında çok şey yapılıyor. Yani yeterli mi? Ben şöyle tarif edeyim. Bir kültür bu aslında. Evet. Koruyucu sağlık hizmetlerinin yapmış olduğumuz etkinliklerin çoğu bir kültür. Değil mi? Yerleşmesi yani bugün, gerekiyor. Tabii yerleşmesi gerekiyor. Ben hep kullandığım bir ifade var. Bizim bu kültürü oluşturmada en büyük partnerimiz Milli Eğitim Bakanlığı. Ya biz ne yaparsak yapalım. Biz bugün aileye en rahat okuldaki öğrenciyle ulaşıyoruz. Yani ben okuldaki öğrencinin davranışını eğer değiştirebiliyorsam, okuldaki öğrenciye bir mesaj veriyorsam ve o mesaj kalıcı oluyorsa öğrencide, emin olun o aileye ben girmiş oluyorum. Yani bugün bir öğrenci, şöyle söyleyeyim, sigarayla konusunda da bahsedeceğim. Sigara ve sigaradan korunma yöntemleri ya da sigaranla mücadele konusunda biz öğrenciye zararların noktasında bir şey anlatıyorsak, öğrenci aynısını ailesine paylaşıyor. Değil mi? Eve gidip onu anlatıyor bir şekilde, uyguluyor ya da. Aşıyı anlatıyorsa koruyucu sağlık hizmetleri, çocuk aşıyı zihninde belirliyor. Tamam diyor, aşı diyor, koruyucu sağlık hizmetinden biri diyor. Ben aileme gidiyor, ailesinde çocukların aşılanması gerektiğini, tetanoza karşı aşılanması gerektiğini, vereme karşı, yani aşılanabilecek tüm hastalıklara karşı aşılanması gerektiğini mesajını veriyor. Ben böylece neye ulaşmış oluyorum? O ailenin aşıyla ilgili koruyucu sağlık hizmetlerinin tamamen bilgilendirilmesini sağlamış oluyorum. Yani ben özellikle koruyucu sağlık hizmetleri anlamında Sağlık Bakanlığı ne yaptı? Oradan bahsedersek şu an itibariyle 13 tane aşımız var. 13 hastalığa karşı bağışıklama yapan, sahada etkin bir şekilde uygulamış olduğumuz ve aile hekimleri üzerinden yürütmüş olduğumuz yani aşı programıyla beraber vatandaşımıza 13 hastalığa karşı bağışıklama programı yapıyoruz. Bu 13 hastalıktan kişileri koruyorsunuz dolayısıyla. Evet. Doğurganlık çağındaki kadınlara ve doğuştan itibaren çocuklara yönelik koruyucu sağlık hizmetlerimiz var yine aynı şekilde. Evde sağlık hizmetleri, tütün, bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele, bulaşıcı olmayan hastalıklara karşı yapacağımız, yapmış olduğumuz obeziteyle mücadele, kanser taramaları, yine ölüm belgesi düzenleme işlemleri gibi birçok sağlık koruyucu sağlık hizmetlerini çağrıştıran başlıklarımız var. Yine aile sağlığı, aile hekimleri, yani aile hekimlerinin kendisi başlı başına koruyucu sağlık hizmetlerini sahada organizatörü. Değil mi? Aktörleri. Evet, aktörleri. Yine koruyucu sağlık hizmetleri anlamında neler yapıyoruz? Çevreye dair işlemler yapıyoruz. Bunlar neler? Su ve deniz özellikle. Ki bazı afişleri az önce ekranlara da taşıdık. Sularda ne yapıyoruz? Mesela halk sağlığı olarak sular normalde belediyenin rutin hizmetleri arasında. Büyükşehir Belediyesi'nin. Ama biz suyun denetlenmesini
içilebilir su olup olmadığı noktasında düzenli yaklaşık Samsun'da 1100 civarında bir noktamız var. Hı hı. O noktadan düzenli numuneler alıp Hıfzı Saha laboratuvarımızda bunları tahlil ettirip ve tahlil sonucuna göre de bu su içilebilir, içilemez raporunu ilgili kuruluşlara gönderen birim olarak halk sağlığı hizmet vermekte. Bir denetim aynı mekanizması olarak da aynı görev yapıyor. Aynı şekilde deniz suyuyla ilgili. Mesela yazın koruyucu sağlık hizmetleri yine deniz sularında yüzülebilir ya da yüzülemez. Yaklaşık 30 tane noktamız var. Deniz, plaj, numune alma noktamız. Biz buralarda düzenli olarak Mayıs ayının ortasından başlayıp Eylül ayının ortasına kadar numune almaktayız. Ve bu numuneleri de bizim internet sayfamızda ilan etmekteyiz. İnsanlar kolaylıkla da ulaşabiliyor. İşte tüm plajların isimlerini yazıyoruz. Hı hı. Normal değerleri ve çıkan sonuçları biz ilan ediyoruz. Evet. Vatandaşlar bu bilgilenmeyi de bizim internet sayfamızdan alabilirler. Ben özellikle burada plajlar demişken Mavi Bayrak Projesi'nden bahsetmek istiyorum. Bu da çok önemli. Mavi Bayrak Projesi Büyükşehir Belediyesi'nin başlatmış olduğu, biz de beraber ortak ve valiliğimizle beraber başlatmış olduğu proje. 2016 yılında biz iki tane plajımıza Mavi Bayrak almayı hedefliyoruz. Bunun için belediye ve valilik bir çalışma başlattık. Bu çalışmayla düzenli olarak bu plajlardan numune alıyoruz. Yapılması gereken şartları belediye sağladı. İnşallah 2016 yılında biz şunu diyeceğiz. Samsun'umuzda iki tane plajımız Mavi Bayrak almıştır ve ulusal düzeyde bir plajdır diyeceğiz inşallah. Turizm noktasında da bu hakikaten çok önemli. Şehrin tanıtımı açısından da çok önemli. Umarız bu çalışmalar devam eder diyelim i̇nşallah, bizler de. İnşallah. Dediğim gibi önemli çalışmalar, Samsun'un dikkat çekmesi, Samsun'un farkındalık oluşturması adına da önemli çalışmalar esasen. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Koruyucu sağlık hizmetleri deyince o kadar çok yoğun program. Okullar demişken bizim okullar üzerinde yürüttüğümüz çok projelerimiz var. Koruyucu sağlık hizmetleri adı altında. Şimdi bakanlığın yine koruyucu sağlık hizmetleri adı altında böyle yapmış olduğu Mavi Bayrak şeyde Beyaz Bayrak projemiz var okullarda. Okulların hijyen, temizlik artı beslenme dostu okul projelerimiz var. Yani buradaki amac aslında toplumu ve bireyi, öğrenciyi öncelemek. Yani Beyaz Bayrak'ta okul sağlığı, beslenme dostu okulda da bireyin sağlığını önceliyoruz aslında. Evet. Yani bizim yaptığımız her adımda aslında her projede bireyi ve toplumu önceleyen koruyucu sağlık hizmetleri var. Kesinlikle. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Evet. Bir diğer konu da evde sağlık hizmetleri. Bu da yine zaman zaman haberlerimize konu olan hizmetlerinizden biri esasen. Evet. İnsanlara evlerinde ulaşıyorsunuz. Onların ihtiyaçlarını gidermek bağlamında, yine koruyucu sağlık önlemlerini almak bağlamında. Bu çalışmanın ayrıntıları neler? İnsanlar nasıl yararlanabiliyor? Samsun'da bu konuyla ilgili durum nedir? Şimdi evde sağlık hizmetlerini ben sağlık müdürlüğü dönemimde burada başlatmıştım. İlk çarşambada başlatmıştım bu uygulamaya. Gerçekten bunun her yönüyle, sosyal yönüyle, sağlık yönüyle, her yönüyle bizi ilgilendirdiğini ve bunu yapmamız gerektiğini düşündüğüm için böyle bir projeye başlamıştık. Bunun genelgesi 2006 yılında yayınlanmıştı. Ama herhangi bir şey yapmamıştık. İlk biz 2009-2010 yılında bunu faaliyete geçirdik. Sürekli devam etti. Yani hep hastaneler üzerindeydi. En son bakanlığımız evde sağlık hizmetlerini, halk sağlıkları yapacak dedi. Biz de Samsun olarak geçen yıl pilot ildik. 10 ilden biriydik. Evde sağlığın özellikle şeyini de vermek istiyorum. 444-38-33 numaralı telefondan rahatlıkla gün içinde, mesai saatleri içerisinde aranıp gerçekten evde sağlık hizmeti almak isteyen ya da buna ihtiyacı olan bireyler arayıp en kısa sürede, özellikle altını da çizmek istiyorum. En kısa süre dediğimiz, daha önce bu hizmet
ilk göreve başladığım zaman da bir hafta 10 gün içinde cevap veriliyordu. Daha da 15 günde bulduğu oluyordu. Şu an özellikle biz taahhüt ediyoruz. 2 gün içerisinde bu hizmeti gelip vatandaş özellikle muayenesini yapıp gerekiyorsa konsültasyon hizmetini yapıp gerekiyorsa ne gerekiyorsa orada sağlıkla ilgili birinci basamak olarak biz evde yapabileceklerimizi orada yapıyoruz. Yok evde yapamayıp da bunun hastaneye gitmesi gerekiyor dediği kişileri de hastaneye götürüp orada tedavi yapıyoruz. Bu değerlendirme de evde yapılıyor. Ben özellikle evde sağlıktan biraz bahsetmek istiyorum. Evde sağlık gerçekten çok fazla reklamını yapmadığımız ama artık yavaş yavaş kendimize güvendiğimiz ve bu işi de rahatlıkla yapabileceğimize inandığımız ve insanların duasını almaya talip olduğumuz bir iş olarak özellikle altını çiziyorum. Sosyal de bir çalışma esasen sağlığın yanı sıra. Şu an itibariyle 3500 tane hastamız var. Bunlar, bu hastaların özellikle ben tanımlamasını yapmak istiyorum. Bunlar yatağa bağımlı. Hiçbir şekilde kendi ihtiyaçlarını yapamayan bireyler özellikle. Biz 2016 yılında bu 3500 rakamını bize bakanlığın vermiş olduğu hedef nüfusun binde ikisiydi. Biz o artık binde ikisini binde dörtlere çıkardık. Biz diyoruz ki 2016 yılında bu hedefi ikiye katlayalım istiyoruz. Evet. 3500'ü 7000, 8000 lira çıkaralım diyoruz. İnşallah önümüzdeki süreç bu olacak. Yatağa bağımlı hastaları sağlık hizmetini sanki biraz daha arttırmamız gerekecek. Yani hastanın durumunu biraz daha yani tamamen yatağa bağlı değil ama yine sağlık hizmeti alabilecek hastaları biz sağlık hizmeti götüreceğiz inşallah. Bu anlamda şu anda biz yeterince tüm Samsun'da 14 tane birimimiz var. Aynı şekilde 14 tane bu sene araç aldık. 14 araç. Artı hasta nakilleri de yapmaktayız. Mesela vatandaş bize bağlı. Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Bize bağlı vatandaş herhangi bir hastaneye gitmesi gerekiyor. Başka konularda bir uzmana muayene olması gerekiyor. Ya da ne bileyim tahlil yapılması gerekiyor. Ya da ne bileyim ben film çekilmesi gerekiyor. Hastaneye ulaştırılması gerekiyor. Hastaneye ulaşması gerekiyor. O hastaların nakillerini de biz yapıyoruz şu anda. Hem değerlendirmeyi yapıyorsunuz hem de sonrası yani süreci. Yani şu anda sahada 10 tane hekimimiz var. 10 hekimle ulaşıyoruz. Yetti mi? Yetmiyor. Başka ne yapıyoruz? Bunun haricinde bizim sahada az önce bahsettiğim 367 tane aile hekimimiz var. Yine aynı şekilde aile hekimleri bu kronik hastalıkları takip etmekte mükellefler. Yani bunlar kimler? Bunların bir kısmı da bizim bu yatağa bağımlı hastalar. Aynı şekilde bizim doktorumuz bir hastayı ziyarete gittiğinde oraya bir tane epikriz ve yapmış olduğu işlemleri anlatan bir dosya bırakıyor. Aile hekimi de ziyarete geldiğinde o dosyaya o da işlem yapıyor. Hem artı, bilgilenmiş oluyor artı, konuyla ilgili. Yine ben burada vatandaşı bilgilendirmek açısından söylüyorum. Vatandaş rahatlıkla aile hekimliğinden bu hizmeti yani rahatlıkla talep edebilirler. Aile hekimini çağırabilirler. Zaten aile hekimine biz paslaşarak bu hizmeti üretmekteyiz. Yeri gelir aile hekimi görüyor. Bize diyor ki bu hastayı işte bir başka yere sevk etmek gerekiyor. Biz hastayı zaten alıp gönderiyoruz. Yani hiçbir şekilde biz şu anda iki gün dedik. İki günde hastanın ihtiyacına cevap vermeye çalışıyoruz. Bu önümüzdeki süreçte bu iki günü İnşallah bir günle sınırlı hale getiririz. Çünkü süreç gittikçe daha kurumsallaşmaya başlayacak. Vermiş olduğumuz hizmet daha profesyonel olmaya başlayacak. Daha etkin şekilde. Evet, ben özellikle burada bir şey daha söylemek istiyorum. Biz geçenlerde 3 kurumda bir protokolü imzalamıştık Sayın Valimizin başkanlığında. Bu hizmeti daha etkin kılmak için yapmıştık. Neydi orada? İşte Büyükşehir Belediyesi, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü. İşte bizim yine paydaşımız olan Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği, Sağlık Müdürlüğü. Buradaki şey neydi? Yani belediye hastaların bakım özellikle belli bir ücretin altında, asgari ücretin 3'te 2'sinin seviyesinde olan hastalara belediye ne veriyor? İşte
kişisel bakım dediğimiz, hı hı, bunların içinde ev temizliğinden tutun da bilmem şeye varıncaya kadar özellikle ihtiyaçlarına dönük hizmet veriyor. Yine Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ne yapıyordu? Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü de yine bu, hı hı, aynı şekilde kişilere bakım ücreti, hı hı, veriyordu. Biz ne veriyoruz? Sağlık hizmeti. Üçümüz bir araya geldik. Üçümüzden ya da sağlık, aile sosyal ve belediye hizmetlerimizi birleştirelim dedik. Bu da çok iyi bir şekilde şu, kesinlikle, anda yürüyor. Daha da anlamlanmış oldu. Daha hizmetler taçlanmış oldu. Kesinlikle. Yani biz yeri geliyor belediyeyi arıyoruz. İşte bizim şöyle bir vatandaş, hı hı, var. Bunun şu ihtiyacı var bireysel olarak. Belediye anında geliyor. Yönlendirmeler söz konusu. Anında geliyor. Değerlendiriyor ve hizmetini üretiyor. Aynı şekilde aile sosyal politikalar ya da diğer belediye bizi aradığı zaman biz aynı şekilde aynı hizmeti üretmekteyiz. Bunlar güzel şeyler. Kesinlikle. Yani ben buradan şu çıkarımı da yapmak istiyorum. Bizim koruyucu sağlık hizmetleri ya da Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün üretmiş olduğu, hı hı, bu hizmetler tek başımıza bizim yapacağımız, sonuçlandıracağımız işler değil. Mutlaka iş birliği de gerekiyor. Az önce dediğim gibi bunda sizin yeriniz var. Yani bizim tanıtımımızı ya da bizim sorunlarımızı, hı-hı, halka iletecek ya da mesajımızı halkla buluşturacak şey olarak, kurum olarak sizin yeriniz, medyanın yeri var. Belediyelerin yeri var. Diğer kamu, hı-hı, kurum ve kuruluşların hepsinin yeri var. Kesinlikle. Niye? Yani başka türlü biz bu sorunları, koruyucu sağlık hizmetlerini, önleyici sağlık hizmetlerini durdurup kültür haline çeviremeyiz. Evet, bunun için bu süreci hep birlikte yaşamamız gerekiyor, bu kültürün gerekiyor. O yüzden yerleşmesi ben yine için teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz efendim. Her zaman da anlatmaya devam edeceğiz, sizleri dinlemeye devam edeceğiz. Bir diğer konu da yine her bir başlığımız ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken konular ama. Ama ben özellikle burada bu ev ziyaretlerimizi, hı hı, evde sağlık hizmetlerimizi burada inşallah önümüzdeki süreçte hep beraber, evet, ev ziyaretlerini AKS olarak beraber yapalım, hı hı, beraber gidelim. Gerçekten ortamları görmenizi istiyorum. Vatandaş memnuniyetini görmenizi istiyorum. Ben, evet, şimdi arada bir çıkıp biz Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri, Halk Sağlığı olarak zaten bizim sahada bu hastaları rutinde ziyaret ediyoruz. Evet. Bir şikayetleri olup olmadığı. Birebir de takip tabii ediyorsunuz. Tabii tabii. Hem bu kendimizi check etme anlamında, hem, hı hı, vatandaşın başka bir şeye ihtiyacı olup olmama anlamında. Biz zaten rutinde yine 3 idareci olarak hastaneleri, aile sağlığı merkezlerini, evet, rutin denetlemeleri yapıyoruz. Onun harici bir de vatandaşa dönük de. Yani vatandaş... Hı hı. Siz memnun musunuz? Evet. Yani onu da görmek istiyoruz. Yani bir hizmet üretiyoruz. Gerçekten şu ana kadar benim aldığım, evde sağlık hizmetlerinde aldığım şey, geri dönüşüm çok olumlu. Yani vatandaş gerçekten bu hizmeti çok olumlu karşılıyor. Çok müteşekkir, devlete müteşekkir, hizmeti üretene müteşekkir. Gerçekten birinci basamak olarak biz yapmamız gerektiğini yapıyoruz. İnşallah daha iyisini yaparız. Bunları da sizlerle, evet, taşlandırmak istiyoruz. Tabii ki bizler de seyircilerimize paylaşmak isteriz tüm bu çalışmaları. Evet. Bir diğer konuda takip dediniz az önce ki evde bakım hizmetinden faydalanan insanların birçoğunun aynı zamanda da kronik bir rahatsızlığı olduğunu, hastalığı olduğunu ifade ettiniz. Dolayısıyla kullanmaları gereken ilaçlar var. Toplumda kronik hastalıklarla mücadele eden insanlarımız, evet, var. Onlara yönelik de tabii ki sizin çalışmalarınız var. Devam eden, takip ettiğiniz bu çalışmalar hakkında da bilgi almak isteriz sizden. Şimdi bu gerçekten az önce dediğiniz gibi başlık olarak kısa bir başlık ama, hı hı, konu olarak İçerik çok olarak hacimli çok fazla, bir konu. Tabii ki. Sadece kronik hastalıklara dönük bakanlık halk sağlığında bir şube. Hı hı. Yani bulaşıcı olmayan hastalıklar şube müdürlüğü. Evet. Bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar şube müdürlüğü diye şube müdürlüğüm, hı hı, var benim. Sadece bu konuyla alakalı. Özel bir çalışma yapılıyor, evet, dolayısıyla. Yani bu da kendi içerisinde işte ruh sağlığı, kansermiş, ondan sonra kronik hastalıklar, hı hı, dediğimiz işte obeziteymiş, diyabetmiş, akciğer hastalıkları. Böyle başlıklar olan şube müdürlüğü. Şimdi bizim özellikle şu an itibariyle kronik hastalıklara dönük ne yapıyorsunuz derseniz aslında o kadar çok işler yapıyoruz ki ama ana hedefimiz dediğimiz gibi toplumda kültür oluşturabilmek. Yani bugün biz
tütünle mücadele yapıyoruz. Evet. Tütünle yaptığımız mücadelede akciğer rahatsızlarına dönük. Hı hı. Yani KOAH'ından akciğer kanserine varıncaya kadar. Tütünle mücadelede ne var? Tüm sahada mesela geçen yıl 26 bin küsür denetleme yapmışız. İşte bunlardan 500 küsür tanesi uygunsuz olmuş. İhbarlar geliyor. İşte kapalı alanlarda sigara içilip içilmeme noktasında bu denetleme evet. yapmış olduğumuz denetlemeler. Özellikle sigarayla yapmış olduğumuz mücadelede sigaradan başladım. Çünkü gerçekten bugün sigara vücutta etkilemediği organ yok. Kesinlikle. O yüzden sigaradan başladım. Sahada böyle denetleme ekibimiz var. Onun haricinde sigara bırakma polikliniklerimiz var. Bizzat yine insanlara ulaştığınız. Evet, yani Ketemler'de, artı göğüs hastalıkları hastanemizde, tıp fakültemizde sigara bıraktırma polikliniklerimiz var. Burada özellikle vatandaş gelsin, sigarayı bırakmayı düşünen vatandaş gelsin. Buradan poliklinik hizmetini alsın ve ücretsiz olarak yine bakanlığın sigarayı bıraktırmaya yardımcı ilaçlarını biz vatandaşa bilah bedel evet. veriyoruz. Ücretsiz yeter veriyoruz. Ki istesinler. Yeter ki vatandaş istesin. Sigarayı bırakma noktasında çok fazlaca etkinlik de yapıyoruz. Hı hı. Çok fazla denetleme de yapıyoruz. Evet. Bu önümüzdeki süreçte biraz daha artacak. Yine hareketsiz yaşam, obeziteyle mücadele noktasında sürekli farkındalık eğitimleri, sürekli farkındalık oluşturacak aksiyonlar, eylemler gerçekleştirmek, dikkat çekmeye çalışıyoruz. Ama dediğim gibi bunun kültüre dönüşmesi lazım. Yerleşmesi gerekiyor. Yerleşmesi. Yani bugün gerçekten bilimsel olarak bakanlık şunu diyor. Her gün 10 bin adım diyor. Bu bilimsel artık. Yani bunu her gün koşmaktan bahsetmiyoruz. Ama adım atmak, yürümek her gün, en azından. Her gün hareketli olmak. 10 bin adımla hareket et. Nasıl hareket edersen et, 10 bin adımla hareket et diyoruz. Niye? Yani 10 bin adım senin hem kalp sağlığın, hem lokomotor dediğin sinir sistemi, kas sistemini hepsini alakadar eden ve artı obeziteyle mücadele anlamında 10 bin adım bizim için yeterli diyor Sağlık Bakanlığı. Ve bunun için gerçekten Halk Sağlığı Müdürlüğü 2012 yılından beri diğer paydaş kurumların hepsiyle beraber işte biz de yer yer belediyelerle yer yer işte falanca gün adına ya da atıyorum posta hizmetlerinin kuruluşu yıl dönümü. Evet, özel günlerde, belirli günlerde. Polis günüyle alakalı. Halk sağlığı. Yani böyle günlerde yürüyüşler tertip ediyoruz ki farkındalık oluşsun. Kesinlikle. Özellikle obeziteyle mücadele. Yani halk bizim sağlığı yürüyüşleri. Olmazsa olmazlarımızdan obeziteyle mücadele. Bununla ilgili bizim şu anda TSM'lerde diyetisyen polikliniklerimiz var. Evet, onunla ya, da yine... Diyetisyen poliklinikte artı hastanelerde diyetisyen polikliniklerimiz var. Şimdi buralarda artı tüm hekim arkadaşlarımız obeziteyle mücadelede konunun önemini ve ehemmiyetini biliyor. Aile hekimlerine varıncaya kadar ehemmiyetini biliyor. Bu konuyla ilgili her türlü döküman ve bilgi rahatlıkla vatandaşlar paylaşabilirler. Ve bu hizmetlerimiz arasında bu da var. Yine aynı şekilde tabii bunlarla ilgili bizim farkındalık oluşturmak, obeziteyle farkındalık oluşturmak anlamında mesela şu an Sağlık Müdürlüğü ile beraber yürütmüş olduğumuz özellikle dedim ya tam cümlemin başından beri diyorum milli eğitim bizim olmazsa olmaz partnerimiz. Yine hep işbirliği içerisindesiniz. Ağaç yaşken eğilir projesi yaptı sağ olsun arkadaşlar. Halk Sağlığı ile beraber bu projeyi yürütüyoruz. Hedefimiz 9 bin öğrenciye ulaşmak. 9 bin tane yeni bireye dengeli ve yeterli beslenmeyi anlatabilmek. Evet, 9 bin aileye ulaşacaksınız bir yandan. Yani burada annesine, babasına, öğrenciye, öğretmene eğitimler veriyoruz. Dengeli beslenmenin ve yeterli beslenmenin nasıl olması gerektiğini anlatıyoruz. Hatta arkadaşlar sağ olsun bunlarla ilgili klip yaptılar. Yani, böyle çalışmalar yapıyoruz yani, bir yandan. Öğrencinin dikkatini çekebilecek ve akıllarında kalabilecek cümleleri seçiyorlar özellikle ki bu kültür yerleşsin.
Yine ağaç yaşken eğilir haricinde ben özellikle bu kanserlerden kanser. Evet, süremizi yavaş yavaş sonlandıracağız. Ne kadar var? Son dakikalarımız öyle efendim. Mi? O zaman şöyle söyleyeyim. Şimdi kronik hastalıklar bizim için ülkemizde artık bizi devlet politikaları üretmeye zorlayacak. Boyutta. Halk sağlığını daha fazla çalışmaya itecek boyuta gelme noktasında artık. Evet, dünyada da böyle. Dünyada esasen, mesela mi? Size bir ufacık bir şey. Bazı ülkeler diyor ki bizim diyor şu kadar yaşlı nüfusumuz var. Bunların ülkeler arası transferini dahi yapıyorlar. Her türlü sigorta şirketleri her türlü giderlerini karşılıyorlar. Şimdi artık bizim bakarsanız bir 20 yıl önce yaşam dediğimiz ömür yaş ortalaması 65-70'ti. Bugün artık o arttı. Evet, arttı. Artık uzadı ömür biz şimdi artık. Avrupa seviyesine çıkmış bulunmaktayız. 75'in üzerine çıktı. Yani bu 75'in üzerine çıkması demek artık bireyle beraber kronik hastalıkların da artık yavaş yavaş geldiğini gösteriyor. Halk Sağlığı Müdürlükleri'nin bir görevi de aslında sağlam bireye ulaşmak. Sağlam bireye ulaşıp sağlam bireyi bilgilendirmek. Problem ortaya çıkmadan i̇şte az önce onu dedik yok ya, etmek. Aile hekimlerinin aile hekimi başına düşen nüfusun azalmasının bir kazanımı da bu olacak aslında. Şu anda belki aile hekimleri sağlam bireyle ilgilenemiyorlar çok fazla. Danışmanlık hizmeti veriyor ama işte yaşlı hastalara biz aile hekimleri üzerinden ulaşmasını istiyoruz artık aile hekimlerinin. Yaşlı bireye ulaşıp yaşlı bireyle de ilgilenmelerini istiyoruz. Evet. Bu aslında kronik hastalıklarla mücadelenin diğer bir adı da bu aslında. Evet. Bugün bakarsanız bizim yaş piramidimize eskiden 85 ve üzeri nüfus yoktu. Şimdi artık 85 var. Yaş üzeri nüfus var. Bizim özellikle 65 yaş üzeri nüfusumuz %15'lerde. Evet. Ve kronik hastalıklarla, yaşlılığın getirmiş olduğu hastalıklarla mutlaka o artık bizim için mücadele ediyorlar. Sinyal veriyor. Kronik hastalıklara, akciğer hastalıklarını, eklem hastalıklarını, diyabeti, obeziteyi, her şeyi katabiliriz. Evet, bunlarla ilgili kronik renal yetmezlikleri var, böbrek yetmezlikleri var. Onlarla ilgili eylem planlarımız var. İlerleyen günlerde inşallah onlarla ilgili de çalışmayı sizlere aktaracağız. Evet efendim. Ben kanserle ilgili birkaç, geçen şeyde de kanseri söyleyememiştim. Evet. Kanserle ilgili özellikle ben 2016 bizim için biraz verimli geçti. Özellikle altını çizmek istiyorum. 4 tane ketemimiz var. Kanser erken teşhis tarama merkezlerimiz var. Biz buralarda sigara bırakma polikliniklerimiz var. Az önce sigaranın önemini bahsettik. Özellikle mamografilerimiz var. Meme kanserine dönük tarama programlarımız var bizim. Zaten 3 tane önlenebilir hastalıklı bakanlık Dünya Sağlık Örgütü seçmiş. Onlardan biri meme kanseri, biri rahim ağzı kanseri, biri de kolorektal dediğimiz kolon kanseri. Bunlara dönük bizim şu anda ketemler üzerinden aile hekimleriyle beraber, TSM'ler hep beraber yürütmüş olduğumuz tarama programımız var. Evet. Yani şu anda Samsun'da meme kanserinde gerçekten Türkiye'de sürekli ilk 10 il içerisindeyiz biz. Yani meme çok kanseri. Çok iyi bir noktadayız. Evet. Yani daha önce böyle bir kültürümüz de oluştu. Diyorum ya, bu bir kültür. Onu oluşturmaya başladık gördüğümüz kadarıyla değil mi? Özellikle meme kanseri konusunda. Siz de farkındaysanız demek ki kamuoyu oluşturabiliyoruz. Evet. Şu anda daha önce Sayın Valimiz, giden Valimiz Hüseyin Aksoy Beyefendi ve hanımefendilerle beraber yürütmüş olduğumuz özellikle bu meme kanserine dönük bir projemiz vardı. Kadın çok sayıda kadına ulaşıldı. Yaklaşık 400 bin kadına ulaşıldı. Bir aslında bu bir 4 yıl süren güzel bir mesajdı aslında. Kesinlikle. Şimdi aynı mesajı devam ettiriyor bakanlık. Nelerle? Ketemlerle, aile hekimleriyle. Şu anda özellikle ketemlerde gene ücretsiz. Evet. Gene ücretsiz. Altını özellikle çizmek istiyorum. Tek istediğim 15-49 dediğimiz özellikle kadın popülasyonun ama şimdi bunun, özellikle meme kanserinde 40 yaş üzeri, 40-65 yaş
kadına. Evet, riskli. Rahim ağzı kanserinde yine 30-60 yaş arası kadına. Kolorektal kanserde de 50-70 yaş arası kadın erkek bireye dönük taramalar yapıyoruz. Bu üç kanser şu anda sıklığı en fazla olan kanserler ve önlenebilir kanserler. Kesinlikle. Yeter şu anda, ki erken şu anda kanser kardiyovasküler rahatsızlığı, yani kalp krizi, kalp rahatsızlıklarından sonra en sık görülen hastalık. Özellikle altını çizmek istiyorum. Hastalık. Evet. Biz bu taramalarla bu kanseri önleyebilir miyiz? Evet, önleyebiliriz. Dünya Sağlık Örgütü 2025 yılında önlenebilir, yani bu kanserle mücadele %25 azaltmak istiyor. Yani veriler o kadar, burada veri zikretmek istemiyorum. Kanser o kadar çok yaygın ki. Değil mi? Artık. Ve kanserin etkenine bakıyorsunuz. %90 etkeni çevresel faktörler. Dolayısıyla önlenebilir faktörler. Çevresel faktör, %10 da genetik faktörler. %90 çevresel faktörleri de biz bertaraf edebilir miyiz? Neyle bertaraf edeceğiz? Bilinçli olarak, bilinçli olarak. Halk sağlığının çalışmalarıyla bertaraf edeceğiz. Yani halk sağlığının paydaşlarıyla beraber çalışmalarıyla bertaraf edeceğiz. Gerçekten çok önemli. Yani bugün obeziteyle mücadele önemli. Bugün hareketli yaşam tarzını benimsemek önemli. Kronik hastalıklarla mücadele, güneş ışınlarına maruziyet önemli. Kullandığımız cep telefonlarının gerçekten bilgisayarların kullanımının doğru olmasıyla, yani bireylerle yani hangi yaşlarda uygunsuz kullanımlar çok fazla. Evet, ne yazık ki. Bunu yaygınlaştırarak, kullanmayı öğreterek. Yani çevre faktörleri dediğimizde sular var, her şey, kimyasal her şey var. Kullandığımız. Bizim, yani o yüzden Dünya Sağlık Örgütü aslında çok iddialı bir cümle. %25 azaltılabilir mi? Azaltılır. Neye dayanıyoruz? Çevresel faktörlerden insanları uzak tutarak, eğiterek, doğru kullanımı yaygınlaştırarak bu kanserden insanları gerçekten kurtarabiliriz. Özellikle genel sekreter arkadaşımızın koruyucu sağlık hizmetleri çok önemli, her toplantıda vurguluyor. İkinci söylediği şey de oldu insan kanser oldu diyor. Kullandığı bir cümle daha var. Tedavi olarak da artık aşama kaydettiğini vurguluyor. Gerçekten Samsun bu anlamda da sağlık üssü oldu. Evet. Hastanelerimizde palyatif merkezler kuruldu mesela. Bu hastaları takip etme anlamında. Böyle güzel yönlerimiz de var. Ama biz öncelik ne diyoruz? Koruyucu sağlık hizmetleri diyoruz. Evet efendim. Şimdi, noktalıyoruz. Süremizin sonuna geldik ne yazık ki. Şimdi birkaç cümlede o zaman şey yapayım. Hemen alalım onu da. Özellikle bu yıl ve geçen yıl başlatmış olduğumuz güzel projeler var. Bu yıl yine kansere dönük sen iste yeter dedik. Kanser çeker gider dediniz. gerçekten çok anlamlı, güzel bir proje. Burada da yine amaç bir kültür oluşturabilmek. Evet. 74 bin ortaokul öğrencisine ulaşıp onları kendi içerisinde düşünmeye, yarışmaya sevk etmek de amaç. Peşinden de ailelerine bir mesajla ulaşabilmekti. Yine aileye girebilmek. Aileye de bir farkındalık oluşturabilmek amacımız o. 74 bin çarpı işte 2 derseniz ya da 3 derseniz. Devasa rakamlar karşımıza çıkıyor. Yani bu biz konuşalım, biz anlatalım. Mesajımız mutlaka birisine ulaşacak. O birisi birkaç kişiye ulaşacak. Ben öyle düşünüyorum. Konuştukça, anlattıkça koruyucu sağlık hizmetlerimiz, halk sağlığı sorunlarımız daha pratik, daha hızlı bir şekilde çözüleceğine inanıyorum ben. Evet. Burada en büyük paydaşlarımızdan biri dediğim gibi sizlersiniz. Bizi kamuoyuyla buluşturuyorsunuz. Bizim mesajımızı, daha doğrusu hepimizin mesajını kamuoyuna iletmemizi sağlıyorsunuz. Yine bu sene başlatmış olduğumuz bir projemiz daha var. Efendim çok kısa alalım çok kısa. Süremizi çünkü noktaladık. Özellikle bu aylarda bu lodoslar etkin, karbon monoksit zehirlenmesine dönük
Biz diyoruz ki bir bireyin ölümü dünyanın ölümüdür diyoruz. O yüzden bir birey dahi ölmesin. Kesinlikle. Yani karbon monoksit. Biz şu anda hane hane gezip TSM'de çalışan arkadaşlarımız, aile hekimlerimiz karbon monoksit zehirlenmesine karşı alınması gereken önlemler, evet, tedbirler neler bunları anlatıyoruz. Biz daha bunun gibi yaptığımız çok hizmetimiz var. Özellikle gebelere dönük hizmetlerimiz var. Özellikle sezeryan normal doğumu teşvikle ilgili. Özellikle bak dün bir toplantı yaptık. Dedik ki sezeryanla mücadele etme kararı aldı Bakan Bey. Ne yapılabilir dedik. Biz Samsun olarak ne yapabiliriz dedik. İşte onlardan ne yapabiliriz derken siz yine bizim en güçlü paydaşlarımızdansınız. Tabii ki dinlemeye. Bilgilendirme yapacağız. Normal doğumu özendirecek hareketler, eylemler yapacağız. Bilgilendirmeler yapacağız. Yine aynı şekilde ağız diş sağlığı sorununu geçiyoruz. Bak bizim önemli sorunlarımızdan biri. Mesela biz geçen yıl ve bu yıl özellikle anaokullarına dönük ağız diş sağlığı projeleri yine bir bakanlık kültür yaptı. Oluşturmak tabii, amaç. Flor vernik uygulaması adı altında ve özellikle çocuklara diş nasıl fırçalanır, kaç defa fırçalanır, diş eti ve dişin önemini anlatan, koruyucu sağlık hizmetlerini anlatan sunular yapıyoruz. Verilere sunular yapıyoruz. Ve çocukların daha o küçük çocukların dişlerini flor ve vernikle koruma altına alıyoruz. Öyle diyelim. Evet, yine aileye ulaşıyorsunuz bu çalışmayla da. Çok teşekkür ediyoruz ben efendim. Ben teşekkür ediyorum. Bireyin sağlığı önceliyoruz. Her zaman toplumun sağlığını önceliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızı yine önümüzdeki günlerde dinlemeye devam edeceğiz. İnşallah. Yine ağırlamak isteriz sizi. İnşallah. Kolaylıklar diliyoruz tüm bu çalışmalarla ben, da. Ben Samsun'a teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, İl Halk Sağlığı Müdürümüz Sayın Mustafa Kasapoğlu bizlerle birlikte oldu. Sohbetimizi burada noktalıyoruz. Yayınımız devam edecek. İlahiyatçı yazar Sami Kesmen her çarşamba olduğu gibi bizlerle birlikte olacak. Ancak şimdi bir aramız var. Afacan Plastik AVM'nin katkılarıyla hazırlanan Haberin Sesi devam edecek.